taşıyorum. Nedeni şu. Çünkü Cengiz Çandar demiş ki bu süreci değerlendirirken. Şimdi bir soru soruluyor kendisine, deniyor ki Erdoğan ve Bahçeli'nin söylem ve tutum değişikliğini daha pragmatist, yani günlük dönemsel çıkarlara ve ihtiyaçlara göre tavır ve tutum almak diye özetleyebiliriz pragmatizmi. Daha pragmatist bir amacı olduğu söyleniyor. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilişkili olduğunu ifade edenler de var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz demişler. Benim anlattığım evet, şeyi nasıl, soruyor. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz demişler. O da diyor ki, Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında yaptığı konuşmada seçtiği sözcüklere, arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gün sonra bu sefer AKP grubunda yaptığı konuşmada, yani bizim değindiğimiz konuşmaları biraz önce özetlemeye çalıştığım, seçtiği sözcüklere ve Sırbistan dönüşü uçakta söylediği sözlere dikkat etmek gerekir. Bu söylemlerin sadece seçimlere yönelik bir yatırım olduğunu veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi için böyle bir hesap yaptığını düşünmek, bana göre çok dar bir siyaset denklemi kurmak gibi görünüyor diyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Burada temelden yanılan Cengiz Çandar. Evet. 2028 seçimleri bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. 2028 seçimleri bir iktidarı belirleyen seçimdir. Cumhurbaşkanı seçimi genel seçimdir. İktidarı belirliyorsunuz. Mecliste çoğunluğu elde edip etmemenizle bir ilgisi yok. Çünkü yürütmenin bütün yetkisi, gücü, kudreti bir kişide toplanmış durumda, Cumhurbaşkanı. Kim Cumhurbaşkanı ise iktidar onda. Bütün bakanlar atayan, bütün üst düzey bürokratlar atayan, rektörler atayan, Anayasa Mahkemesi üyelerini atayan, Genelkurmay Başkanlığı belirleyen Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri o nedenle büyük önem kazandı Türkiye'de. Parlamentonun önemsizleşmesinin, meclisin, Abdülhamit ve Osmanlı yönetiminin daha gerisine, yani birinci, düzeltiyorum, ikinci meclisinin, mebusanın daha gerisine düşmesinin, Abdülhamit rejiminin bile daha gerisine düşmesinin nedeni bu. Dolayısıyla yine Cengiz Çandar'ın görmediği bir şey var. Bu seçimler herhangi bir seçim olmayacak hiçbir zaman. Niye bir dönem daha istiyor Erdoğan? Çünkü yeni bir anayasa yapma ihtiyacı var ve rejim değişikliğini tamamlamaya çalışıyor. Yeni anayasa yapma ve dolayısıyla bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını alarak, Türkiye'ye el koyarak rejim değişikliğini tamamlamak demek, Türkiye'de Cumhuriyet'in imha edilme sürecinin de bitirilmesi demek. İnsanların da. Tabii. İnsanlar da yaşayamıyor ya. Tabii. Elbette. Ordunun için dışarıdan getiriyor habire. 10 milyon geldi. İçeriği yok ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in tasfiye sürecinin tamamlanması, rejim değişikliğinin gerçekleştirilmesi ve Türkiye'de düşük yoğunluklu da olsa bir şeriat rejiminin, bir siyasal İslamcı devlet yapılanmasının ve bu işleyen, uzunca süre işletilmiş bu sürecin tamamlanmasını gerçekleştirmek. Evet, çok haklısın. Bu anlama geliyor. Evet. O yüzden yani sadece seçim eksenli bir, seçim hedefli bir operasyon gibi düşünmemek lazım. Seçilen sözcüklere baktığımız zaman bu çok daha derin. Seçilen sözcüklere bakalım. Aynı konuşmayı hatırlayacaksınız. Bakın bugün kaymakamlar, yeni göreve başlayan yeni kaymakamlar töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı hocam. Konuşma enteresan. Bu konuşmayı hatırlıyor musunuz hocam? Tabii tabii. Sırf inancını özgürce yaşamak istediği için, bu İslamcılar için söyleniyor, güya Müslümanlar için söyleniyor daha doğrusu. Sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi, ötelendi. Maalesef haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldı. Bu kim? Bunlar kim? Bunun bedelini ise demokrasimiz ödedi. Devletimiz ve milletimiz ödedi. Bu kim anasının dilini konuşmak istediği için dışlanan, ötelenen? Kürt kardeşlerimizden söz ediyor. Doğru. 12 Eylül rejimi yaptı. Doğru. Sizi yaratan rejim yaptı. Doğru. Kürt sorunu Cumhuriyet'in çözemediği en büyük sorunlardan biridir. Temeli de feodalitedir. Toprak sorununun çözülememesi, ağalık şeyhlik düzeninin aşılamaması da bunun en önemli tarihsel ve sosyolojik nedenleri arasındadır. Ama bu konuşma, bakın bu konuşmayı
10 yıl önce yapmadım hocam 2011'de. Tabii. 2015'e kadar bu böyle gelmedi mi? Tabii. Oslo süreci 2011'de çökünce Öcalan ve o dönemdeki HDP, BDP milletvekillerine dayalı bir süreç işletildi. O da 2015'te bitirildi. 2015'ten sonra da Türkiye bir katliamlar ülkesi oldu bir süre. Hem 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında patlayan bombalarla Türkiye bir kan gölüne çevrildi. Tam 477 kişi öldü. Diğer taraftan o Hendek Savaşları'nda hocamın özellik ilan ettikleri dediği bir takım kentlerde ve bazı kentlerin bazı önemli semtlerinde bir tür kentlerde öz yönetim oluşturma operasyonları yapıldı. Hamleleri yapıldı örgüt tarafından. Bunun üzerine bu süreç bitirilince buralar ortadan kaldırılmak istendi. Ya katliam. 7000 PKK mensubu, 1700 civarında da güvenlik mensubu bu dönemde hayatını kaybetti. Önce yol verdiler. Tabii. Yol verdiler, şimdi yol verdiler. Şimdi o 1700 işte şehidin hesabını kimse sordu mu bu iktidardan? Hayır, soran olmadı. Ya şimdi iki tane asker şehidi gelse ortalık birbirine giriyor. Herkes ayağa kalkıyor. Kanlı bir süreçti bu. Ve biz şunu söyledik.